Selam millet, Undertale'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Nostalji İson serimiz artık Hotland'da bitirmek üzere çekirdeğe gidiyoruz. Mağmalar bölgesindeyiz. Aslında şöyle bir fikrim var ya, gidip Undyne'la randevu. Undyne'la da bir randevu var biliyorsunuz. Geriye dönüp Undyne'a gitme muhabbeti var ama ben buradan geriye gidemiyorum. Büyük ihtimal çekirdekten bir yol var. Öyle hatırlıyordum, galiba öyleydi. Hatta beni Tralala falan alıp bir yerlere de götürebiliyordu. Öyle hatırlıyorum. Ben şimdi... But bu kim? Büyük ihtimal Elfistir derken ufuktaki şu binayı görüyor musun? Orası çekirdek. Yer altındaki bütün gücün kaynağı. Evet arkadaşlar, Core denilen yer çekirdek. Jeotermal enerjiyi büyülü elektriğe dönüştürür. Şey yaparak, ne yaparak? Neyse, gideceğin yer orası. Bakın, bence Elfis'in gerçekten çok 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 iyi bir kraliyet bilim adamı, bilim insanı olmadığının ilk triği bence budur. Yani çekirdek hakkında gerçekten bir bilgisi yok. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Çekirdeği Elfis yapmadı. Başka biri yaptı. Ve gerçek bilgi onda. Peki o kim? Çekirdekte direkt Asgore'un kalesine giden bir asansör var. Ve oradan da evine gidebilirsin. İşler bu kadar kolay olmaz hiçbir zaman. Evet, olayımız bu. Ama ben gidip Undyne'ın yanına gitmek istiyorum. Mutlaka gidebileceğim bir yol vardı. Şimdi asansörler başlıyor. Asgore. Sağ kat 1. Tamam, aklımızda tutalım. Şu an büyük ihtimal devasa bir askerin ayaklarındayız. Asansör sistemi bu şekilde. Lütfen bir yer seçiniz. Ben şimdi sağ kat 1'deyim. Sol kat 1 diğer ayağa gider. Hadi gelin diğer ayağa gidelim. Diğer ayaktan da büyük ihtimal tekrar şelaleler kısmına geçebiliyoruz. Bilmiyorum, şu an ölümüne atıyorum. Belki de gidemiyoruzdur. Bakın. Bakın. Şey mi? İşte bu. Dediğim şey buydu. Şimdi hatta buradan ne yapacağız? Hadi gelin Undyne'a gidelim. Benim serserime... Ah be, adımı serseri yapacaktım. Nasıl unuttum bunu ya? Neyse, adımı serseriymiş gibi düşünün. Benim güzel serserilerim. Hadi gidelim. Bir gezintiye ne dersin? Kayı atla. Yes! Hadi gidelim Undyne'ın yanına. Şelalelere götür beni. İşte gidiyoruz o zaman. Çok güzel değil mi? Büyük ihtimal bizi orada Papyrus da bekliyor. Bana söylemek istediğin gizemli bir şey var mı? Seni gizemli, herkesin Guster sandı ama Guster olmayan adam. Adım ne mi? Pek bir önemi yok. Peki. Seni gizemli, bay gizemli veya bayan gizemli. Şimdi, burası büyük ihtimal kaplumbağaya bıraktı bizi. Bir ara yine geleceğim. Beni burada bırak. Tamam, o zaman sol kat 1, yani askerin sol ayağı bizi diğer tarafa, yani buraya çıkartıyor. Çok güzel bir şey. Burası bir dakika. Bu arada ben bak onu unuttum ama yapacağım. Ben şeydeki itemleri almadım. Neydi adını unuttum ama şeydeki ruh itemlerini almadım. Onları da alacağız bir ara. Bebeğim, sende bir trik var ama ne olduğunu unuttum. Neyse, önemli değil. Bu bölümde Undyne'a gideceğiz. Dikkatli ol çocuk. Tamam. Pekala, Undyne'a geldik. Oğlum çok heyecanlıyım lan. Şurada bir kaydedim. Rahatlatıcı bir sükunet hissediyorsun. İçin azimle doldu. Daha şey var. Elfis'in laboratuvarına gidip... Şurada bizi kuş bekliyor mu? Ya sen burada mıydın? Tamam, buna da bir ara bineriz ya. Geriye gitmek için. Pekala, hazır mısınız? Büyük ihtimal kapıda Papyrus olması gerekiyor. Müzik çok güzel. Niye geldim buraya? Şöyle bir şey var. Undyne'la Papyrus çok yakın. Gerçekten çok yakın. Best friend falanlar. Ve bir yemek yapma muhabbeti var gene aralarında. Onunla alakalı. Ben buraya geldim de Papyrus da burada. Bebeğim. Oho, insan gelmiş. Undyne'la takılmaya hazır mısın? Hazırım. Bir dakika, bu bölüm biraz aksiyonlu olacak. İkiniz sağlam arkadaş yapmak için planım var. İkinize. Takılacak mısın? Evet. Tamam, arkamda kal. Korkuyorum. Pişt, korkuyorum papi. Beni hiç sevmiyor, bana serseri diyor. Ona bunu verdiğinden emin ol. Bana şimdi bir şey veriyor, sarı kemik. Bunlara bayılır. Ona binlerce verdin o şeyden ya, sarı kemikten. Bu hep... Korkuyorum. Selam Papyrus. Ekstra özel birebir antrenmanına hazır mısın? Olmaz mıyım? Bir arkadaş da getir. Hayır, beni söyleme. Beni sevmiyor. Yani mesela. Selam. Tanış. Hey.
Undyne, hadi. Beni seversin. Neden ikiniz buyurmuyorsunuz? Tam sinirlendi ama şey yapmıyor. Bak beni şey ya ben girmek istemiyorum. Girmek istemiyor. O girmek istemiyorum derken girmem. Bak Undyne. Arkadaşım sana kendi kendine bir hediye almış. Ya Poppy çok kötü RP yapıyorsun ya. Aa sağ ol. Bakın şimdi ne oluyor. Ben diğerlerini yanına koyayım. Ya Poppy çok... Neyse. Başlamaya hazır mıyız? Çok heyecanlıyım. Bir dakika. Ben hazır değilim. Hoppala ve de cuppala şimdi hatırladım. Ne oldu Poppy? Poppy gidiyordu burada. Tuvalete gitmem gerekiyor. Siz ikiniz eğlencenize bakın. Poppy hayır. Merhaba. Neden sen buradasın? Bak sana şeyde o köprüde yardım ettim, tamam mı? Seni seviyorum. Zaferini yüzüme vurmak için mi? Aa ben bunu bir ara geçtim ve kaçtım, sonra işte o da yenildiğini falan sanıyor. Hayır. Beni daha fazla küçük düşürmek için mi? Hayır. Bunun için mi? Hayır. O zaman neden buradasın? Ya arkadaş olmaya geldim. Evet. Hadi bana küçük serseri de. Dur anladım. Ne? Ne anladın? Seninle arkadaş olacağımı sanıyorsun demek. Evet. Öyle mi? Seninle asla, tabii ki asla böyle bir şey demem. Evet. Ya bak çok iyiyiz, yapma. Gerçekten mi? Ne kadar güzel, kabul ediyorum. Burada bize RP yapıyor. Şerefsiz. Hadi hep birlikte arkadaşlık içinde gülüp oynayalım. Dermişim. Neden senin arkadaş olayım ki? Eğer misafirim olmasaydın seni şimdi burada haklardım. Sen herkesin umutları ve hayallerinin düşmanısın. Hiçbir zaman arkadaşın olmayacağım dedi ve en sıkı kankam oldu. Şimdi evimden defol. Poppy? Lanet olsun, ne kadar yazık. Anday senin arkadaş olur sanmıştım. Aa bir dakika, burada farklı bir muhabbet başlıyor. Ama galiba yanlış tahminde bulunmuşum. Anday çok şey ya. Bu zorluğun üstesinden gelemedi. Bak Poppy'den çok güzel bir hamle yalnız. Zorluk mu? Ne? Papyrus dur bir dakika. Bu bir şey mi? Kahretsin. Senin arkadaş olmayacağımı mı düşünüyor? Olamayacağımı mı? Fuhuhu. Ne komik ama. Senin gibi etkisiz biriyle istediğim zaman arkadaş olurum. Ona göstereceğim. Hadi bakalım. İyi de şimdi ben kabul etmiyorum. Ulan keşke böyle seçenek olsa. Vallahi etmiyorum şimdi. Şu an kendimi kullanılmış hissediyorum. Dinle insan. Biz sadece arkadaş olmayacağız. Biz kanka olacağız. Beni o kadar çok sevmeni sağlayacağım ki benden başkasını düşünemeyeceksin. Fuhuhu, mükemmel intikam. Neden oturmuyorsun? Tamam şimdi bize... Ay bir dakika, burası biraz sıkıntı. Poppy oturmadan önce şu hiçbir zaman girmedim şu odana girmek istiyorum. Odamı görmek ister misin? Şansına küs. İnekler giremez. Belki bazı inekler dışında. Lütfen, lütfen. Biraz ürkütücü davranmaya başladın. Her yere bakma challenge. Bebeğim kusura bakma. Piyanona bakabilir miyim? Bir gün Elfis'in arkadaşı buraya geldi. Bir dakika, o kim olabilir? Elfis'in arkadaşı mı? Kim? Tüm yaptığı tahrik edici şekilde piyanonun üstünde uzanmaktı. Kendine üzümler yedirdi. O adamdan hiç hoş, büyük ihtimal metatondan bahsediyor. Ama yaşam tarzını takdir ediyorum. Bebeğim. Lavabonun içinde balık şeklinde bir fincan var. Fırınına bakayım. Bu fırın birinci sınıf metete ürünü, yani metaton. Ama bilirsin, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hiçbir şey ateş büyüsüyle pişirilmiş ev yemeğini geçemez. Onun çok güzel bir ateşi var bu arada. Çatal bıçak çekmecesi var. İçinde çatallar, kaşıklar, bıçaklar var. Küçük kılıçlar, baltalar, mızraklar, mıncanıklar. Ne oluyor lan? Hadi dolabına bakalım. Soğuk yemekten nefret ederim. Bu yüzden Altis buzdolabımı düzeltti. Artık yemeği ısıtıyorum. Sıcak buzdolabı. Dünyanın en büyük icadı. Aa ben bu buzdolabından Altis'in laboratuvarında da mı görmüştüm? Bilmiyorum. Kılıcına bakalım. İnsanlar berbat ama tarihleri biraz harika. O insan kılıcı bu arada. Sadede gelelim. Bu devasa bir kılıç. Tarihte insanlar kendilerinin 10 katı kılıçlar kullanıyordu.
değil mi? Hayır. 10 katı kılıcı nasıl kullanalım? Püf, yalancısın. Hayır değilim. Ben Alphys'in insan tarihi kitabı koleksiyonu oku... Ya Alphys bir bilim adamı bile değil. Bilim insanı bile. Devasa kılıçları hakkında her şeyi biliyordum. Sizin dev, uzaylı savaşçısı robotlarınız... Doğaüstü prensesleriniz... Doğaüstü prensesim var evet. beni kandırmanın bir yolu yok. Sana çok yanlış bir şey anlatmışlar. Bebeğim. Gerçekten yanlış bir şey. Ben oturmak istemiyorum. Pencereden öyle atladığına inanamıyorum. Aynı ayağı nasıl yaptı? Normalde çivileme atlar. Hadi oturalım ya. Oturup devam etmek istiyor musun? Bir dakika, bakmadığın başka bir şey var mı? Ne iyi ettin de geldin. Gelip otursana. Ne kadar da masumsun Undyne. Bakmadığım bir şey, bakmadığım bir şey. Tam burada çıksam ne olur ya, bilmiyorum, şu oyun şey yapmasın. Neyse oturalım hadi. Her şeye baktık. Evet. Rahat mısın? Biraz korkuyorum. Sana içecek bir şey getireyim. Teşekkür ediyorum, bak çok kibar. Sıcak bir şey. Oha ne yapıyor? Ocağın altını da yaktı. Her şey hazır. Ne istersin? Allah! Hey, ayağa kalkma. Ay tamam, böyle saldırıyordu. Ya Undyne! Abi ne kadar dengesizsin ya. Sen misafirsin. Otur ve keyfine bak. Bu arada o kılıcı kullanmıyor. Neden ne istediğini işaret etmiyorsun? Mızrağı kullanabilirsin. Ben bu kılıcı yanımda götürmek istiyorum. İnan bana, seni memnuniyetle kılıca doyururdum. Eğer benim canım misafirim olmasaydı. Ne kadar da acımasız. Buzdolabı yemek dolu. Buzdolabı mı? Bütün buzdolabını mı istiyorsun? Hayır. Tamam, onu da vermiyor. Çay kutusu. Dur bakayım, piyanoyu istiyorum ben. Undyne'ı seç. Undyne'ı seçelim mi? En son seçeriz, dur. Hatta seçelim onu. Sen yoksa... Bana asılıyor musun? Evet. Anday çok tatlı ya. Çay hemen geliyor. Teşekkür ediyorum. Çay alalım bari. Bunun çayı da nasıl olursa. Abi çok sinirli. Her an bir şey yapacakmış gibi. Bir de beni hareket ettirmiyor. Masayı kırdı ya. Suyun kaynaması biraz vakit alacak. Gel konuşalım o arada. Undyne bana bak. Ben seni küçük serserinim. Aa kaynadı. Tamam, her şey hazır. Bir de şey alabilir miyim Undyne? Bir kek varsa, karnım acıkmıştı. İşte geldi. Çok misafirperversin. Masa kırıldı. Dikkat et, sıcak. O kadar sıcak değil. İç artık şunu. Çaydan bir yudum aldın. Ateş gibi. Ama onun dışında gayet güzel. Gayet güzel değil mi? Hiçbir şey aşırı kıymetli arkadaşıma layık değil. Ya benle kanka olmaya falan çalışıyorsun da niyetin çok belli. Hey! Yani o çayı seçmen biraz garip. Altın çiçeğin çayı. Altın çiçeği çayı mı? Asgore'un favorisi. Arkadaşlar, hikayeyle alakalı bir şey. Ulan ya, çok güzel bir şeyden bahsetti şu an. Normalde Asgore'un hastalanma sebeplerinden bir tanesi. Asgore'un favorisi. Aslında şimdi düşününce bana biraz onu hatırlatıyoruz. İkiniz de tam pısırıksınız. Yani birazcık. Asgore'la düzgün konuş. Bilirsin, ben biraz fevri bir çocuktum. Tamam, duygusala bağlattırdık. Undyne'ı düşürdük. Bir kere en güçlü olduğumu ispatlamak için Asgore'la savaşmaya çalıştım. Bu arada nasıl kral muhafız olduğunu anlatıyor. Çalıştığımı vurguluyorum. Çünkü başaramıyordun değil mi? Ona bir tek darbe bile vuramadım. Daha kötüsü, o süre boyunca karşılık bile vermedi. Çok küçük düşmüştüm. Daha sonra özür diledi ve aptalca bir şey söyledi. Affedersin, beni nasıl yeneceğini öğrenmek ister misin? Evet dedim ve o andan itibaren beni eğitti. Bir gün antrenman sırasında sonunda onu devirebildim. Kötü hissettim. Ama o sevinçten ışık saçıyordu. Bu arada işte görüyorsunuz, Asgore çok iyi biri. Gerçekten çok iyi biri. Ya ben ilk oyunlarımda Asgore'a her ne kadar yürüsem de, hani kötü anlamda. Asgore çok iyi bir kral. Gerçekten çok iyi bir kral. Tamam. Toriel'le arası bozuk. Evet, bazı olaylar oldu ama özünde çok iyi bir kral. Çok seviyorum onu.
kıçı tekmelendiği için böylesine sevinen birini ilk görüşümdü. Her neyse, uzun lafın kısası beni eğitmeye devam etti. Ve şimdi ben kral muhafızlarının başıyım. Yani odunları savaşması için eğiten benim. Papyrus gibi. Papyrus camdan çıkıp bir şaka yapsana kanka. Peki. Ama dürüst olmak gerekirse hiç bilmiyorum. Acaba Papyrus'u kral muhafızlarına almalı mıyım? Bu soru bana mı soruluyor? Sakın ona bunu söylediğimi söyleme. Yok yok, söylemem. Merak etme. O sadece şey, çok masum değil mi? Yani güçsüz olduğu için değil. Kendisi aslında müthiş sağlamdır. O sadece... Ya demek istediğin şeyi biliyorum. Bunu her seferinde anlıyorum. O çok masum ve kibar. Evet, evet. Yani bak, seni yakalaması gerekiyordu. Ve onun yerine senin arkadaş oldu. E sen de öyle olmadın mı? Onu asla savaşa yollayamam. Küçük gülümseyen parçalara ayrılır. İşte nedenin bir kısmı bu. Aa, küçük gülümseyen parçalara ayrılır. Papyrus'a tek attığımız zaman buna benzer bir şey oluyordu. Kafası gövdesinden ayrılıyor ve gülüyordu. Güzel gönderme değil mi? Ona yemek yapmayı öğretmeye başladım, biliyor musun? O yüzden belki hayatında başka bir şey de yapabilecek. Papi? Özür dilerim, çok uzun süre konuştum. Çayım bitti değil mi? Evet, lütfen lütfen. Sana biraz daha getireyim. Teşekkür ediyorum. Lütfen Undyne. Bak bak. Bekle bir dakika. Papyrus, onun yemek dersi. Şu an başlaması gerekiyordu. Ve eğer o ders almak için burada değilse, onun yerine sen olmalısın. Yap yapma Undyne. İşte bu. Papyrus ve beni hiçbir şey yemek yapmaktan fazla yakınlaştırmadı. Demek onun dersini sana verirsem, hayal edemeyeceğim kadar yakın oluruz. Çekiniyor musun, en yakın arkadaşlar olacağız. Tamam olalım da etrafı dağıtma. Lan! Sosuyla başlayalım. Ah, bu sebzeleri en büyük düşmanımmış gibi hayal et. Şimdi, yumruklarını ezerek toza çevir onları. Nasıl ezeceğim? Nasıl ezelim? Sert, etkisiz. Sert ezeceğim. Sebzeleri tüm gücünle yumrukladın. Bir domatesi de verdin. Evet, evet. Bu sağlıklı besinlere karşı tek yürek oluyoruz. Şimdi benim sıram. Yap bakalım. Niye? Yavaş. Bunları sonra kazıyıp kaseye koyarız. Ama şimdi. Tamam. Makarnayı ekliyoruz. Ev yapımı makarnalar en güzeli. Hazır makarnadan nefret ediyorum. Ama ben hazır market ürünü alıyorum. Ya. En ucuzu öyle. Sadece tencereye koy. Nasıl koyacaksın? Şiddetli, dikkatli koyalım. Makarnaları teker teker yerleştirdin. Boş tabanına çarpıp takırdadılar. Güzel. Tamamdır. Şimdi makarnayı karıştırma zamanı. İşin temel kuralı, ne kadar çok karıştırırsan o kadar iyi olur. Kesinlikle, gerçekte de böyle. Hazır mısın? Hadi yapalım. Karıştırmak için Arda, tamam basıyorum. Daha sert karıştır. Tamam. Daha tamam. Tamam. Of, bırak ben yapayım. Ya yapıyordum be. Manyak. Undyne. İşte budur. Tamamdır. Şimdi son adım olarak ocağı aç. Bence açmayalım. Undyne, bence ocağı açmayalım çünkü hiç iyi bir yere gitmeyecek. Ocak senin tutkunu sembolesi. Umutların ve hayallerin yanan ateşlere dönsün. Hazır mısın? Sakın kendini tutma. Sol mu? Seni şapşal! Bu ocak sadece tek yöne çalışır. Özür dilerim, açıyorum. Çok açtım, bir dakika. Çok açtım Undyne. Sıkıntı olur mu? Undyne, daha fazla açıyorum. Daha sıcak. Kahretsin, kısamıyorum. Bırak, hayır yapma. Undyne yapma. Eyvah. Abi evi yakıyorduk. Öyle hatırlıyorum derken. Aman ya. Papyrus'un bu kadar yemek yapmamasına şaşmamalı. Undyne? Bebeğim, evini yaktık. Sırada ne var? Kolay defteri mi? Arkadaşlık bileziği mi? Ay simsiye olmuş. Of, kimi kandırıyorum. Ya aynen bro ya. İyice batırdım değil mi?
Yani çok yanlış bir yol izliyorsun bebeğim. Çok agresifsin. Benden hoşlanmana seni zorlayamam insan. Bazı kişiler birbirleriyle uyuşmuyorlar işte. Benim hakkımda böyle düşünürsen anlarım. Hayır. Ve eğer biz arkadaş olamazsak sıkıntı olmaz. Çünkü eğer arkadaş değilsek bu demektir ki seni hiç pişmanlık duymadan yok edebilirim. Bebeğim hayır. Yenildim evim. Bir savaş alanı. Senin arkadaş olmakta bile başarısız oldum. Bu kadar misafirim olman umurumda değil artık. Son bir rövanş. İkimiz de tüm gücümüzle kayıp onurumu ancak böyle geri kazanabilirim. Haydi şimdi bana bütün gücünle vur. Undyne'in kırılma noktası arkadaşlar. Undyne ilk hamleyi senin yapmana izin veriyor. Bir dakika. Nelerin varmış görelim. Vururmuş gibi yapacağız arkadaşlar. Bir gözleyin bakayım bu arada. Saldırı 41, savunma 21. Bu sefer elinden geleni ardına koyma. Aslında ben burada şu Undyne'ı bir koymak isterim. Gerçekten bir koymak isterim neler olduğunu görelim diye ama neyse hadi gel sana. Chips. Bütün gücünle Undyne'ı vururmuş gibi yaptım. Bir vurdum. Yazık. Ne? Yapabileceğin en iyisi bu mu? Bütün gücünle vurduğun halde. Beni incitmek için en ufak niyetin yok demek. Evet, bunu anlamana sevindim. Biliyor musun? Undyne. Aslında ben de seni incitmek istemiyorum. İlk başta senin safça dalaverelerinden nefret etmiştim ama bana şu anki vuruş şeklin bana eğittiğim birini hatırlattı. Şimdi senin sadece saftirik bir ezik olmadığını biliyorum. Sen koca yürekli saftirik bir eziksin. Aynı onun gibi. Beni Papyrus'a benzetti galiba. Dinle insan. Görünüşe göre sen ve Asgore'un kaderinde savaşmanız var. Evet, savaşa gireceğiz. Ama onu tanıyorum. Büyük ihtimalle istemeyecek. Konuş onunla. Eminim ki evine gitmek için onu ikna edebilirsin. Eninde sonunda zalim bir insan buraya düşecek. Ve senin yerine onun ruhunu alacağım. Mantıklı değil mi? Beni es geçiyor, çok tatlı. Ve eğer Asgore'a zarar verirsen insan ruhlarını ele geçireceğim, bariyeri geçip seni ölmekten beter edeceğim. Arkadaşlar bunun içindir değil mi? Şimdi bu yanan evden defol git. Seni küçük serseri. Eğlenceliydi. Başka zaman takılmak zorundayız. Ama sanırım başka bir yerde. O zamana kadar galiba Papyrus'ta takılacağım. Yani bana ihtiyacın olursa Karaltan'a uğra. Arkadaşlar devam eden bir şey var bu arada, tamam mı? Tamam kanka. Eğer yardıma ihtiyacın olursa Papyrus'u çaldır yeter. Tamam mı? Tamam. Aynı yerde olduğumuz için benimle de konuşabilirsin. O zaman sonra görüşürüz. Serseri. Yatken bana serseri mi dedin? Seni yerim ya. Gitti. Artık burada sadece yaşayan ateşin sesi geliyor. Abi Undyne neden evini yaktı ya? Çok değişik değil mi? Ne var? Ne var? Yaşayan bir şey. Yoruldum ya. Undyne her seferinde beni yoruyor. Şurada kaydedelim. Rahatlatıcı bir sükunet hissediyorsun. İçin azimle dolu. Şimdi bundan sonrası Elfis ve mektup muhabbeti var arkadaşlar. Bu da çok önemli bir trik. Bunu da yapacağız. Yani iyi son olması için gerekli olan her şey. Bazı arkadaşlarınız iyi sonda devamlı ileriye doğru gidip hani bu kanka olma muhabbetini yapmıyor. Yapması gerekiyor çünkü bu arkadaşlarımızın hepsini bir yere toplamamız gerekiyor finalde. Bunun için de hepsiyle dost olmamız gerekiyor ve Undyne dost olmamız gereken en önemli karakterlerden bir tanesi. O yüzden Undyne'a mutlaka uğramamız gerekiyor. Arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.